Bugün ne yiyeceğiz? Bugün barutane pilavı yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, bugün sizlere Beşiktaş şubemizde muhteşem bir barutane pilavı yapacağız. Evet, tenceremiz yanımızda. Heyranlı olalım. Evet, öncelikli olarak tereyağımızı aktarıyoruz. Açtım. Ve sıvı yağ ekliyoruz. Evet, karıştırıyoruz. Barutane pilavı nasıl yapılır? Sizlere bugün barutane pilavının tarifini veriyorum. Tereyağımızı eritiyoruz. Sıvı yağımızı birleştirdik. Afiyet olsun. Beğendiniz mi pilavımızı? Nereden geliyorsunuz? Almanya. Neresi? Hepiniz aynı bölgeden. Almanya selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Dinçimizi kavurmaya başlıyoruz. Altını kızmakta fayda var. Neden? Çünkü suyu eklediğin zaman biraz daha böyle coşacak. O yüzden biraz altını kıstım. Şimdi suyunu ekliyorum. Suyunu eklemeden önce şöyle bir ve iki. İki kaşık tuzumu attıktan sonra şimdi süzdüğümüz tavuk suyunu ekliyoruz. Şu manzaraya bakar mısınız? İşte bu. Bu buharda kaybolmayı çok seviyorum. Kaybolacaksam pilavın buharında kayboluyor. Suyumuzu da gerçek. Harika oldu ya. Görüyor musun? Suyu tam, tadı tam, kararı tam. Evet. Böyle bir iki tur pirincimizi karıştırıyoruz. Tuzunu da verdik. İleri geri yaptıktan sonra çeviriyoruz. Ve şimdi tahta kaşığımızı tencereden alıp tenceremizin kapağını kapatıyoruz. Kapağımızı böyle kapattığımız zaman tenceremizin böyle hava almaması gerekiyor ki pilavımız güzel pişsin. Pilav kısık ateşte pişirilir. Güzel kavurmasını yaptık. Yağını kızdıktan sonra pirince girdik ve tavuk suyumuzu, başladığımız tavuk suyumuzu da ilave yaptık. Gördüğünüz gibi kısık ateşte şimdi bu pilavımız yavaş yavaş acele etmeden pişecek. Niye kısık ateşte? Çünkü yüksek ateşte, orta ateşte pişirdiğimiz zaman dibine tutar. Daha çabuk pişer, hızlı pişer. Çabuk olan şey de fayda getirmez. O yüzden her zaman hayatta da böyle ya. Yani bir şey geç olmalı ama daha anlamlı oluyor geç olduğu zaman. Şimdi bu şekilde ateşimizin altını, ocağımızın altını kıstık ve pilavımızı şu an pişiriyoruz. Burada neler olmuş bakalım görelim. Evet. Gördüğünüz gibi tane tane oldu. Şimdiden buradan belli oluyor. Evet. Pirincimiz
kavruldu, suyu ilave edildi, kısık ateşte pişirildi ve gördüğünüz gibi tane tane oldu. Görüyorsunuz. Demlemesine bile gerek yok. Demlenmesine bile gerek yok. Şu an bile tane tane. Ama biz bunu 10 dakika demleyeceğiz. Sonra afiyetle hep beraber yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, tenceremizin altını kapatmıştık. Pilavımız demlendi. Şimdi kapağını açıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi pilavımız tane tane, suyu da çekmiş. Yavrun da çok güzel. Bak, yavrunun fazla koyup koymadığımızı burada anlıyoruz. Tencerenin dibinde yağımız yok. Her şey kararında. Tuzumuz da kararında. Yağımız kararında. Tavuk suyumuz tamam. Pilavımız dökülüyor. Tane tane dökülüyor. Zaten bu tane pilavımızın tek özelliği tane tane olması. Şimdi pilavımızın lezzetine bakalım. Kendin pişir, kendin ye. Ne güzel dünya değil mi? İyi günler, sağ olun. Evet. Şöyle ketçabımıza dökelim. Bu ketçaplı yerim ben. Severim. Karabiber. Olmaz olmazıdır. Biraz da ne ekleyelim buna? Biraz da tavuk ekleyelim. Şöyle but kısımdan ekleyelim. Birkaç parça koyalım böyle. Renk yapsın. Tavuk pilav hepimizin vazgeçilmesidir. Tavuk pilavsız bir dünya düşünemiyoruz. Çocukluğumdan beri de yerim. Evet. Şimdi şöyle turşu biberimizi olsun değil mi yanında? Karabiber, turşu, ketçap ve tavuklu pilav. Mis gibi. Sen de merkezine çok söyledin, değil mi? Tamam. Su sizin de olan.